Kur'an'da da salavat-ı şerife getirince de eli göğüse koyuyorlar. Bu bidattır. Dört mezhepte de böyledir bu. Yani çirkin bir bidattır diye ifade ediyor. Eli göğüse koymak. Niye göğsüne koyuyorsun ki? Ama diyeceksin ki efendim çok yaygın. Hakikaten bazen bakıyorsun evlad-ı Resul arasında olanlarda bile hani bazen araştırmıyor, bakmıyor falan. Ha diyor, birisinde gördüydüm ben diyor. Demek ki oluyormuş. Araştırma ihtiyacı hissetmiyoruz. Kalbinin üstüne koyuyor. Evet, kalbinin üstüne koyuyor. Yani daha kalpten seviyorum. Ha, seviyorum falan diye. O uygun değil. Yani o uygun değil. Çünkü herhangi bir kimsenin yapması değil, kitaplarda mevcut olup olmaması önemlidir. Diyelim mesela Osman Ünlü yanlış bir şey yaptı. Ya nasıl Osman Ünlü yaptı, bildiği vardır diye düşünüyoruz. O yanlış. Ya Osman Ünlü bir kuldur netice itibariyle. Hata eder, günah işleyebilir. Ya Osman Ünlü'nün işlemiş olduğu hata ve kusurların cezası Osman Ünlü'ye aittir. Bedelini o ödeyecek. Sen niye aynı şekilde onu şey yapıyorsun? Gidip sordun mu? Bu meşru mudur? Kitapta böyle mi yazıyor diye sordun mu sen Osman Ünlü'ye? Sormadın. Geçen ben gördüm öyle yapıyordu. Yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Hatta senin vazifen yanlış yaptığını gördüğün zaman işte Saadet-i Ebediye'de onun sana muhteber kitaplarda böyle yazıyor. Siz de böyle yapmıştınız. O zaman da biz teşekkür etmemiz lazım. Bizim hatamızı düzeltmiş olursun. Dolayısıyla efendim yani ben yaptım da oldu değil. Ben yaptım da oldu değil. Salavat-ı Şerife getirirken el göğüse götürmek o uygun değil. Daha önce de çeşitli vesilelere nakletmiştik. Mesela müsafaha yapılıyor. Müsafahada eller bırakılıyor. Eli göğüse götürülüyor. Daha ben şeye gidiyordum o zaman. Liseye gidiyorum. Bir gün işte annemle emsal bir komşu kadıncağız geldi falan. Baktım işte bunlar müsafaha ettiler. Üç defa hem de müsafaha ediyorlar. Ellerini göğüslerine sürüyorlar. Bir daha, bir daha. Kapıda açık, ben de görüyorum bunların yaptıklarını. Kadıncağız gittikten sonra anne ne yaptınız dedim. Oğlum işte dedim müsafahaymış falan. Anne dedim bu bidat diye yazıyor. Oğlum ben bilmiyorum, herkes yapıyor. Herkesin yapması ölçü değil ki. Herkesin yapması ölçü değil ki. Yapılan hani ki eller de kenetlenir. Kenetlenerek aynı şekilde iki elle de yapılır. Hatta sallanır buyuruyor. Bırak eğsin elini göğsüne koy, bir daha yap elini göğsüne koy. Yok öyle bir şey. Nereden uydurdun onu? Hangi kitapta yazıyor bu? Şimdi bazıları aynı şekilde bize soruyor. Hangi kitapta yazıyor falan. Senin yaptığın hangi kitapta yazıyor? Bu eli göğse koymak nerede yazıyor? Hangi kitapta yazıyor? Kim yapmış bunu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış mı? Eshab-ı Kiram Anhümdan Efendilerimiz yapmış mı? Tabi'in, Tebe-i Tabi'in bunları kitaplarına yazmış mı? Böyle bir nakil var mı? Hocam yoksa da işte falan ya falan. Yani ne mahsur var? Ha ne mahsur var falan. Ya öbür tarafta da aynı şekilde böyle zehir zemberek aynı şekilde fırıncı küreği gibi dilin. İşte kaynağı var mı da nereden şapında falan diye bağırıp çağırıyorsun. Demek ki aynı şekilde senin dediğin gayreti yok. Maksadın aynı şekilde sağ solu rencide etmek, başka bir şey değil. Onun için efendim ölçü kitap. Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları. Mezhepsizlerin değil. Onu da ayırmak lazım. Ha, diyeceksin niye efendim? Çünkü mezhepsizler aynı bu insanların yaptığı gibi yazıyor kitaplarına. Adam kafasına geldiği gibi. Bunun mahsuru yok, bence mahsuru yok diye yazıyor. Bence mahsuru yok diye yazıyor. Bence mahsuru yok. O kim ki onca mahsur olup olmaması benim için hüccet olsun? Bidat öyle çıkıyor zaten. Bidat öyle çıkıyor tabii ki. Dolayısıyla bu tip insanların yazmış oldukları değil. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından nakli esas alırsa, ismi cismi ne kadar meşhur olursa olsun, herhangi bir kimsenin kitabı. Efendim işte falanın bir kitabı var. Herkes toplanıyor okuyor falan. Okusun. Değeri ne? Ha, değeri alınır bakılır. Nakli esas almış mı? Almamış. Beş para etmez. Beş para etmez. Ama efendim ona işte vehbi olarak ihsan edilmiş. Nakle ters olmaz bir kere vehbi olarak gelenlerde. Ve vehbi olarak onun kalbine doğan ilim de hüccet olmaz, senet olmaz. Mesela Ehl-i Sünnet alimleri açık net bir şekilde yazıyorlar. Buyururlar ki evliya-i kiramın keşfi kendisi için hüccettir, başkaları için değildir. Falan evliya-i kiramın işte kalbine bu bilgi doğmuş. Bakarız. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifleri, icma ve kıyasa uygun mu uygun? Uygun değilse reddedilir bu. Mesela evliya-i kiramdan bazıları parayı yakmış. Caiz değildir bu, israftır. Ona bakarak onun yaptığı gibi sen de parayı yakamazsın. İsraf olur, günah olur. Kendisi meşhur olmaz. Çünkü nasıl ki müştehit içtihadında hata ederse, ona aynı şekilde günah yazılmadığı gibi, evliya da keşfinde hata ederse, ona günah olmaz ama ona tabi olanlar ok altına gider. Bu sebepten dolayı ölçü niye biz ısrarla aynı şekilde tam ilmi hasadet ebediye kitabı okunmadığı müddetçe ve bu hazmedilmediği müddetçe bugün piyasada kendisini alim, hoca neyse takdim eden kimselerin ne olduğu anlaşılamaz.
Hatta Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Faydalı Bilgiler kitabı var. Bu kitap çok dikkatli bir şekilde okunması lazım. Bu kitap dikkatli bir şekilde okununca ha bu A şahsı, B şahsı, C şahsı ha diyorsun bu beş para etmez. Ama etiketi kariyeri çok yüksek efendim. Vallahi ne kadar yüksek olursa olsun. Ne kadar yüksek olursa olsun. Deveden de aynı şekilde yüksek değildir boyu. Veyahut da zürafadan da yüksek değildir. Eğer boya posa bakacak olursan zürafa çok kıymetli olması lazım. Güce kuvvete bakacak olursan filin herkesten kıymetli olması lazım. Parçalamaya diyecek olursan panterin veyahut da aynı şekilde arslanın daha kıymetli olması lazım. Isırmaya gelince neydi köpeğin. O? Köpeğin. Yok timsah var timsah. Ya. Timsah. Bilmem kaç tonmuş böyle pat diye pestilini çıkartıyor falan. Daha kıymetli olması lazım. Kıymet onunla alakalı değil. Onunla alakalı değil. Mesela İmam Rabbani Kutsi Sözü'dür. Konu konuya açıyor ama insanın aynı şekilde kıymetli olmasını o kadar güzel bir izah etmiş ki mesela ayet-i kerimeleri. Ayet-i kerime bakıyorsun ayet-i kerimeleri. Hadis-i şeriflerle açıklıyor. Zaten hadis-i şerifler olmadan onu açıklaması da mümkün değil. Orada anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala kendinden buyuruyor. Mesela melekler bile cisim olduğu halde ruh cisim değildir buyuruyor. Mahiyeti kimse bilemiyor. Sadece özelliklerini bilebiliyorsun. İnsanın değeri kıymeti o ruhtadır buyuruyor. Ve o ruh vücudun ne içindedir ne dışındadır. Vücudu ayakta tutan kuvvetli bir motordur. O çekildiği zaman ölüm dediğimiz hadise oluyor. Çekildiği zaman akıl hafıza onunla beraber gidiyor. Ama ezelde Allah-u Teala söz veren bu ruha Allah-u Teala peygamber göndermek suretiyle hatırlatıyor. Hatırlar ve kendini toparlarsa bu meleklerin üstüne çıkıyor. Hatırlamaz da bedene tabi olursa, karanlık bedene tabi olursa, nefsine tabi olursa o zaman da hayvandan adi oluyor. Belhüm edal buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayvandan da adidir buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor arşı çok kuvvetli yaratmış, yüksek yaratmış ve devamlı surette aynı şekilde arşta tecelli vardır buyuruyor. Nurludur arş. Ama Allah-u Teala'yı tanıma ve muhabbet onda yoktur buyuruyor. Yani sevemiyor ama insana veriyor bunu. Ruhta var bu muhabbet. O muhabbet de insan öbürlerinden aynı şekilde yükseğe çıkartıyor. Hayvanlara vermemiş bunu Cenab-ı Hak. Onlarda bu özellik yok. Cemaat dediğimiz cansızlarda da yok bu. Kabe-i Muazzama çok kıymetli olduğu halde yine aynı şekilde Kabe'de de Allah-u Teala'yı tanıma ve Allah-u Teala'yı sevme kabiliyeti yoktur buyuruyor. Bu insana verilmiştir. İnsan böyle değerli, kıymetli bir varlıktır. Ama kıymetini bilir, idrak eder ve oraya yanaşırsa. Peki bunu nasıl anlayabilecek? Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyarak anlayabilir bunu. Başka türlü çok özür dilerim de hayvanlıktan öbür tarafa geçemez. Adam din adamı bakıyorsun kibirinden geçilmiyor. Adam bir bakıyorsun aynı şekilde ben deyip duruyor. Halbuki mesela okuduğumuz hayatlarını okuduğumuz Evliya Kiram'a bakıyorsun. Müşfik, şefkatli. Enaniyet yok, kibir yok. Hatta yaptığı ibadetleri hiç sayıyorlar bunlar. Yani ehemmiyet vermesi şöyle dursun. Onları hatalı ve kusurlu ve ahirette imanımı kurtarabilir miyim diye feryadı figan ediyor. Bunlara bakıyorsun kasım kasım kasılıyor. Din adam böyle mi olurmuş? O zaman o Faydalı Bilgiler kitabı ve tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabı okununca başını kaldırıyorsun bakıyorsun. Ha, diyorsun ki yapalım zındık. Ama ilahiyat mezunu ilahiyat profesörü. Ne olursa olsun. Etiketi kariyeri ne olursa olsun. İslam alimi takdirinin bir sürü kitaplar var. Yani tam ilmihali ve faydalı bilgileri okuyunca bakıyorsun. Bu adam palavracı diyorsun. Bu adam nakli esas almamış kitaplarında. Kafadan yazmış. Bana lazım değil ki o. Bana lazım değil ki. Adam mesela kitap yazıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne burada diyor. Üstada diyor muhalefet ediyorum. Vay be. Kendime şeyh aradım. Abdülkadir Geylani'ye baktım. İmam-ı Rabbani'ye baktım diyor. Baktım diyor. Bunlar da diye kesmedi beni diyor. Kendini şeyh ilan ediyor. Topraktan biter gibi. Topraktan biter gibi adam kendini şeyh ilan ediyor. Bu ve benzeri. Zamanımızda da aynı şekilde kendisini Mehdi ilan eden var ya. Var. Hatta birkaç sene önce peygamber olarak ilan eden de vardı. Amerika'da vardı. Yani kesmiyor yani bazılarını yani. Mehdi olmak falan da kesmiyor. İlle peygamber. Az önce buyurdunuz ya insanın önü açık. İstediği kadar hayvanlaşabilir de. Tabii. İstediği kadar melekleşebilir de. Hatta bazılar tanrıyım demiş yani. Babam bir şey anlatırdı da biraz hani sakil bir şey ama yani Firavun tanrılığını ilan edince şimdi böyle akıl hastanesi var. Birisini de atmışlar oraya. On sana gözünün birisi böyle görmez, ama olan, kör diyorlar ya efendim, kaba tabirle, gelmiş buna bir şeyler anlatıyor. Bir tanesi de böyle ranzada yatıyormuş, sonra öbürünü çağırmış, gel buraya demiş. Ne diyor demiş o kör sana? Demiş ben peygamberim diyor. Tövbe tövbe demiş ya. Ben öyle kör bir peygamber göndermedim, o da Tanrı ipli. Akıl hastanesi.
Akıl hastanesi. Evet. Şimdi hastaneye gerek yok yani, dışarıda çok. Hadi onun aklından zoru var. Onlar gene mesul olmaz bu evet. sözlerine yaptıklarından. Dışarıda adam aynı şekilde bunu söylüyor. Onun için de bunları anlayabilmek ve kavrayabilmek için mutlaka Tamim Mehasareti Ebedi kitabının okunması lazım efendim. Peki efendim.